Dosyadan herkese merhabalar. Bugün sizleri tarihi bir yapının içerisinde karşılıyoruz. Burası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir medrese ve sizlerle birlikte tesip sanatı ve rokokoyu konuşacağız. Sorularımızı tesip sanatçısı Tuğray Selçuker'e yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar, Tuğray Selçuker ben. Hekimim. Hekimlik mesleğinde 32 yılımı doldurdum. 94 yılında da tesip sanatıyla Cafer Ağa Medresesi'nde tanıştım. O da demek 28 sene olmuş. Tabii hem hekimlik hem sanat bir arada olunca aralıklı da olsa devam ettim, hiç bırakmadım. Seviyorum tesip sanatını. Renklerle uğraşmak, altınla uğraşmak çok keyifli, çok güzel bir sanat dalı. Bir de tabii bizim kendi sanatımız. Tesip sanatıyla benim tanışmam tıp fakültesinde okurken camilere giderdik ve hep şey derdim, aman işte Çin'i yapmışlar, millet Mona Lisa yapmış, biz Çin'i yapmışız, levhalar var. Bu ne alaka? Sonra Çinlilerde şöyle bir şey detay farkımı çekti. Ulama şeklinde de olsa Çinliler, küçük nüans farkları var. Her biri tek tek elle yapıldığı için nüanslar var. Bunda da sanatçılar o dönem şuna dikkat etmişler, Allah tektir, teki sever. Yani küçük nüanslar, küçük yaprak kıvrımları levhalarda da öyledir o dönem. O Çinlileri görünce ve bu inceliği görünce de tabii ki bizim ecdada haksızlık ettiğimi düşündüm ve tesibi öğreneyim en iyisi dedim. Geldim. Aslında Çin'i diye gelmiştim. Ama motif bilgisi olmadan Çin'i yapılmaz deyince ben tesibe başladım. Tesip nedir? Yani genelde gençler pek bilmiyorlar. Tesip aslında zehebeden geliyor. Altınlamak anlamına gelir. Bizdeki el yazmaları, eskiden kitaplar ismi mürekkebiyle elle yazılır ve bunlar süslenirmiş. Bu kitapların altınla süslenmesi olayına tesip diyoruz. Tabii sadece altın kullanılmıyor. Toprak boyalar var Osmanlı döneminde. Şimdi biz daha ziyade guaj, akrilik ve sulu boya kullanabiliyoruz. Ve süsleme yapılmış. Burada tabii şeyin hat sanatı, hat olmazsa tesip olmaz gibi geliyor bana. Çünkü hatta saygı, hatta hürmeten çıkmış bir sanat kolu. Tabii ki Çinli'de, halıda vesairede kullanılmış ama hat sanatıyla beraber gitmiş. Hat sanatıyla beraber giderken de yapılan süslemelerde bizim Osmanlı tesibinde diğer ülkelerde de tesip var. Diğer ülkelerde de kitaplar, el yazması İran'da, Hindistan, Pakistan çok geniş bir coğrafyada İslamiyet hakim olmuş ve bu sanat o coğrafyalarda da hakim olmuş. Dolayısıyla herkesin kendi tarzı var. Fakat Osmanlı tarzında yaptığınız süsleme hat sanatını o yazıyı boğmayacak şekilde, yazıya hep hürmet edilmiş. Yani ben bir el yazmasına veyahut da bir levhaya baktığımda önce yazıyı görmeliyim. Yazıya hürmeten yapılmış bir sanat. Sonra süslemeler. Çünkü süslemeler yazıyı biraz albenili hale getirsin, ön plana çıkarsın diye yapılmıştır. Çok küçücük bir yazıya çok büyük bir tesip yapamazsınız. Ya da büyük bir yazıdır, minik minik bir şeylerle o tesibi de o yazının arkasında ezdirmezsiniz. Yani her şeyde bir denge var. Neyse, Cafer Ağa'da tesip eğitimine başladıktan sonra bayağı böyle Çinli camiler vesaireleri gezdik ve üslupları öğrendik. Tabii tesip sanatı Türklerde, Müslüman Türklerde çok uzun süredir var. Ama biz genel olarak işte Selçuklu dönemi, Beylikler dönemi, Fatih dönemi, Kanuni dönemi, sonra bir gerileme dönemi var, sonra da Rokoko dönemi başlıyor. Hocalarımız bu sanata yeniden hayat verirken Cumhuriyet döneminde klasik dönemi ayağa kaldırmayı tercih etmişler. Rokoko biraz geri planda kalmış. Ama Rokoko bizim bünyemizde
18. yüzyıldan bu zamana kadar neredeyse 1700 desek, yani 1720'lerde ülkemize girmiş, neredeyse 300 senedir iç içe olduğumuz bir sanat dalı. Hem Nülüfer Kurfeys hocamız hem de Tuğba Asiltürk hocamız bunu yeniden gündeme getirmek, yeniden stilize etmek için çok gayret sarf etmişler. Ben de bu sanatı tabii Tuğba hocamdan öğrendim. O stilize etmiş. İşin zorluğunu onlar çekmişler yeniden, işte acaba rokokoyu nasıl kullanırız diye. Osmanlı rokokosu var. O farklı bir branş. Onda eser veren sanatçılar var. Fransız rokokosu var. Tuğba hocamız bize Fransız rokokosu öğretti. Fransız rokokosu da gerçekten çok beğeni aldı. Sanatseverler Fransız rokokosunu öğrenip bunu da işte levhalarda, kitaplarda vesairede nasıl kullanabiliriz diye ders almaya çalışıyorlar. Bana da ders vermek nasip oldu. Ders vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Rokoko nedir diye o zaman şey yapalım. Tabii tesiple iç içe olduğu için altının, boyaların kullanıldığı, yani aklınıza yağlı boya dışında kağıda kağıdı bozmayacak bütün boyalar kullanılabilir. Sulu boya, akrilik, guaj boya kullanılabilir. Altın zaten ana elemanımız. Altındaki şekilde kullanıyoruz. Ya fırçayla sürebiliriz. Geniş yüzey olursa da transfer dediğimiz yapıştırma altınlarla çalışabiliriz. Rokoko gösterişli bir sanattır. Yani bol altın, efendim bol renkler, CS kıvrımlarıyla böyle harmanlanır. Böyle söyleyince tabii insanlar nedir diyor ama hepimizin evinde klasik koltuklar, oymalı koltuklar aslında rokokodur. Veyahut da işte tül perdelerimiz, halılarımız genel olarak hep rokoko desenleriyle harmanlanmıştır. Yabancısı olduğumuz bir şey değil ama böyle isim rokoko olunca Allah Allah bu nedir acaba diye insanlar bir sorguluyorlar. İç içe olduğumuz aslında bir sanat. Mimari yapılarda çok var. Özellikle 18. yüzyıldan sonra yapılan kasırlar, camiler, Dolmabahçe Sarayı rokokodur. Çit Kasrı rokokodur. Ihlamur Kasrı rokokodur. Bunlar gezildiği zaman hem mimari olarak hem içindeki mobilya dekorasyon olarak rokoko sanatının Osmanlı'da verilen örneklerini görürler. Avrupa rokokosunda, Fransız rokokosunda insan figürleri kullanılabilir. İnsan, melek, hayvanlar kullanılabilir. Ama bize Osmanlı'ya geldiği zaman İslamiyet'in getirdiği bir takım şeyleri kabullendiğimiz için insan, hayvan figürlerini çizmemişler. Sadece CS kıvrımlarını, yaprakları, buketleri, çiçekleri almışlar. Bol bol perde yapmışlar, kurdele yapmışlar ama insan, hayvan, melek figürleri yapılmamış dini kaygılardan. Osmanlı rokokosuna baktığınız zaman anlıyorsunuz yani. Onların kullanmış olduğu renkler, üslup çok farklı. Fransızların üslubu daha farklı, daha yumuşak çizgiler, daha pastel renkler. Aklınıza işte porselen tabakları getirin. Sevr porselenleri. Altın yine var. Gül yine var. Gülsüz rokoko olmaz. Gülün baş çiçeği, rokokonun baş çiçeği güldür. Osmanlı'da gülün yeri ayrıdır. Çünkü gül Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Zaten Osmanlı'da gül çok kullanılmıştır. Rokoko ile beraber gül geldiği için de rokokoya yabancılık çekmemişlerdir. Hemen içselleştirmişler ve eserler üretmişlerdir. Türk rokokosu nedir diye soruyorlar. Tabii Türk rokokosu bizim içselleştirdiğimiz Avrupa'dan rokokoyu alırken bize uygun hale getirdiğimiz, süzgeçten geçirdiğimiz bir rokoko tarzı. Rokoko Avrupa'da kullanılırken bol miktarda insan başları, insan vücutları,
hayvan figürleri, melekler, şeytanlar kullanılmıştır. Fakat Osmanlı'da canlı hayvan ve insan figürleri kullanılmadığı için bunlar elenmiştir. Elendiği için de sadece CS kıvrımları, çiçek buketleri, perdeler, kurdeleler, işte inciler bunlar alınmıştır. Yani bize uygun olan, inancımıza uygun olanı almışlar ve çekinmeden kullanmışlardır. Klasik tesibin etkilerini görüyoruz Türk rokokosunda. Çünkü bizim klasik tesibimizde saz yol dediğimiz bir üslup vardır klasik dönemde. Yapraklar sivridir, sivri çizilir. Hatta o sivrilik hançer yaprak dediğimiz şekilde böyle uzun uzun sivrilikler çok estetiktir. Elleri ona alışık olduğu için bir Fransız ya da İtalyan rokokosunda olduğu gibi yuvarlak yaprak çok kullanılmamış. Rokoko yaprakları biraz bizim saz yolu üslubuna benzemiştir. Geçişli boyama kullanmışlardır ve çok canlı renkler kullanmışlar. Canlı pembeler, canlı kırmızılar, sarının canlı renkleri ve altın tabii. Zemini altınla sıvayıp üzerine çalışmışlardır ama renkler çok canlı kullanılmıştır. Yani şimdi biz o kadar canlı kullanmıyoruz Fransız rokokosunda. Daha soft, daha pastel, gözü daha yormayan renkleri kullanıyoruz. Türk rokokosu dediğim gibi canlı, bol altınlı, hareketli, neşeli bir rokokodur. Onu da çok seviyorum ve onu da severek yapıyorum. Ama bu aralar gündemde daha ziyade Fransa'dan esinlendiğimiz Fransız rokokosu tarzı eserler var. Rokoko bezeme. Hayatın içinde olan bir bezeme türü bu. Bir kere çiçek kullanıyorsunuz, meyve kullanıyorsunuz, yaprak kullanıyorsunuz. Bunu porselende, kumaşta, mobilyada, yer döşemesinde, tavan süslemelerinde her yerde kullanabildiğiniz ve serbest bir stil olduğu için bazen sadece bir CS kıvrımıyla döndüre döndüre bir kompozisyon yapabilirsiniz. Pratiktir bir de. Tasarımı da pratiktir. Renkleri de cana yakın ve sıcaktır. Dolayısıyla günlük hayatta çok rahatlıkla kullanılıyor. Ha klasik böyle midir? Klasiğin de belli başlı motiflerini kullanabilirsiniz ama rokoko biraz daha yaşamla iç içe gibi geliyor bana. Rokoko malzemeleri nelerdir? Tabii tesip sanatından bahsediyoruz. Rokoko tesibinden bahsediyoruz. Burada baş malzeme altındır. Hep altın kullanılır. Altınsız rokoko yapılmaz mı? Yapılabilir. Özellikle levhalarda vesairelerde hele hele son altın fiyatlarından sonra koklayarak kullanıyoruz altını. Ama altın baş malzemedir. Bunu fırçayla da sürebilirsiniz. Jelatinli suyla fırçayla da sürebilirsiniz. Veyahut da bir miksiyon yardımıyla transfer altın şeklinde de bütün yüzeye yapıştırabilirsiniz. Altın bol olacak. Renkler pastel olacak. Renkte de mümkün olduğu kadar işte sulu boya, guaj, akrilik kullanıyoruz. Akrilik biraz daha oynamaya müsait olduğu için ben akriliği tercih ediyorum. Sulu boyayı sadece gölgelendirme için kullanıyorum. Bu kadar. Tabii ki fırça. Kaliteli fırçalar. Kıl fırça olur, sentetik fırça olur. İnce fırça olur, kalın fırça olur. Yani fırça da tabii ki bizim kullandığımız ana malzemelerdendir. Jelatin kullanıyoruz altını sürmek için. Bunda da mümkün olduğu kadar biz hat sanatını süslediğimiz için bazen bu bir ayet olur, bazen bir hadisi şerif olur. Jelatini alırken de helal jelatin kullanmaya çalışıyoruz. Sığır jelatini. Çünkü bazı jelatinlerde maalesef dikkat etmezseniz domuzlu jelatini kullanabilirsiniz. Bu da bir ayette, bir hadiste veyahut da bir yalıyorsunuz fırçayı. Uygun değil. Şimdi son 4-5 yıldır tesip sanatı eğitimi nereden alınır? Zaten biz Osmanlı rokokosuna uzak değiliz. Osmanlı rokokosunda pek çok eserler hali hazırda veriliyor. Yani
altınla, boyayla vesaireyle Osmanlı rokokosuna uzak değiliz ama şu an biraz Fransız rokokosu, o Sèvres porselenlerinin o işte uçuk gülleri, çiçekleri, CS kıvrımları daha gündemde. Osmanlı rokokosundan bunun farkını söylemiştim ama daha yumuşak. Yapraklar daha tombul tombul, yuvarlak, sivri değil. Her şey yumuşak hatlı, uçuşur vaziyette olduğu için sanatseverlerde Fransız rokokosuna bir ilgi oldu. Bunun eğitimini veren, dediğim gibi bu işi sistemik hale getiren, bunu nasıl en iyi şekilde uygularız levhalara, işte kitaplara diye kafa yoran kişi de Tuğba hocamızdır. Tuğba Asiltürk hocamızdır. Biz ondan ders aldık. Fakat insanın sadece 2 eli ve 24 saati var. Yetişemeyince de yetiştirdiği öğrencilerini işte siz de bu eğitimi verebilirsiniz diye bu eğitimin verildiği yerlere yönlendirdi. Ben ve başka arkadaşlarım bu ekolden eğitim yapıyoruz. Cafer Ağa'ya bana başlamak nasip oldu. Tesip eğitimine ilk başladığım yerde ders vermek süper, çok gururlandırıcı bir şey. Cemile hocamız, benim klasik tesip aldığım hocamız Cemile Baybura, o da neredeyse 29-30 yıldır burada tesip eğitimi veriyor, klasik. Rokoko'ya da böyle bir talep olunca, Turay gel burada ders ver, rokoko soranlar var deyince burada derse başladık. Rokoko'da nelere dikkat ediyoruz çizerken? Bir kere zaten tesip sanatını zaten seven insanlar geldiği için mutlaka öncesinde bir klasik tesip eğitimi alıyorlar. O bizim saz yolu, hançer yapraklara alışmış bir eli yuvarlak yuvarlak yaprak çizmeye alıştırmak gerçekten çok zor. Ben de zor alıştım. Bu işe ilk başlayan hocamız da ilk başlarda zorlanmış. Ama zamanla o yapraklar softlaşıyor, yumuşaklaşıyor, çok güzel oluyor. Dolayısıyla ilk başta bizim öğrencilerimizle yaptığımız şey yaprağı oturtmak. Klasik eğitimi almamış insanlarda belki bu biraz daha kolay olabilir ama klasik eğitimle o el ve göz terbiyesini aldıktan sonra onu yuvarlatmak ölüm. Onu hallettikten sonra da zaten desenlere geçiyorsunuz. Her şey güzel oluyor. Gül, dediğim gibi gül çizimi çok özeldir. Gül apayrı bir derstir. Onu da çizmek biraz, boyamak, çizmek tekniktir. Onların hepsini öğretiyoruz. Tabii öğrenciler yeni, ben de burada yeni olduğum için teknikleri göstermek için kara kaleme geçeceğiz. Elimizde altınımız yok. Çünkü derslerimiz yeni. Başlangıç aşamasında yaprak yuvarlak yapraklar, yuvarlak hatları çizmeyi öğrendiğimiz için başlangıç derslerimize denk geldiniz. Altınla ilgili bir şey gösteremeyeceğiz tabii. Başlangıç dersinden başlayacağız. Rokoko'yu herkes yapabilir. Yeter ki gayret etsin. Çünkü çok pratik ve hayatla iç içe. Belki yani herkes bir C kıvrımını, herkes bir S kıvrımını, herkes bir helezonu biraz gayretle çizebilir. Herkes bir buket çiçeği çizebilir. Herkes rokoko tarzı gülü çok rahat yapabilir. Herkesin yapabileceği bir şey. Yeter ki emek versin. Tabii ki emek vermezse yapamaz. Sanat insanı diri tutan bir şey. Yani hekimlik hayatımda bana yorulduğum zamanlarda destek çıkan, ne diyeyim, arkadaşım gibi oldu. Eşim de çok destek verdi. Çünkü hem iş hayatı hem bu. Gerçekten masa başına oturup bir şeyler çizerken destek verdi, destek çıktı. Bir kere çevrenin desteği önemli. Çünkü buna zaman ayıracaksınız. Zaman ayırdıktan sonra bu iş çok rahat yapılır. Herkes yapabilir. Sanat insanı dinlendirir, diri tutar. Ve bizim sanatımız tesip. Başka örnekler vardır belki dünyada ama bu coğrafyanın sanatıdır. Ve bizim ecdadımız bunu gerçekten çok güzel yapmış, uygulamış, altının en safını elde etmiş, kullanmış. Bunu bir sanki böyle bir hoca-talebe ilişkisinde bir
nefis terbiyesi gibi kullanmış. Yani dolayısıyla bunu sadece sanat olarak görmüyoruz. Bir insan, bir arkadaş çevreniz var, bir hocanız var. Hocanıza saygıda kusur etmiyorsunuz. Arkadaşlarınız sizden kıdemliyse abiniz, ablanız oluyor. Küçüğünüzse kardeşiniz oluyor. Bildiklerinizi paylaşıyorsunuz. Bunu ayrıca bir eğitim olarak da, kişilik eğitimi olarak da görmek lazım. Tesip böyle engin bir deniz derya. Hem paylaşmayı hem sanatı öğreniyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Herkes yapsın. Herkese sanatın herhangi bir kolu olabilir bu ama tesibin yeri bende apayrı. Herkese tavsiye ederim. Bol sanatlı günler. Teşekkür ediyorum. Şimdi Rokoko'da CS kıvrımlarından bahsetmiştik. Bunlar bizim ilk derslerimiz. Genel olarak C ve S kıvrımlarını kullanıyoruz. C'miz bu, S'imiz bu. C ve S kıvrımlarını kullanıyoruz. Bunları kullanarak da kompozisyonlar yapıyoruz. Genel olarak yapraklar yuvarlak olduğu için öğrencilerimizin en çok zorlandığı şey şu bizim şu yaprak hareketini yapmaları. Tamamen yuvarlak hatlar bakın. Yaprağımızda, rokoko yaprağı dediğimiz yaprak da budur. Bizim klasik yaprağımızdan bakın ne kadar farklı. Genelde bunu kullanırlar. Rokoko'da. Bunun çok farklı formları var. Bakın burada arkadaşımız çalıştı. Ana elementleri kullanarak bunları büyütürüz. Ama temel hareketlerimiz bunlar. Bunları desen olarak çizdikten sonra, yani önce elimiz bunlara alıştıktan sonra yazın etrafına paftalayıp yani şey yapıyoruz. Bir kompozisyon meydana getiriyoruz. Buradan yine örnekleri verebilirim. Bunlar bizim şuradan bir örnek verelim. Bakın çok basit. Basit bir paftamız var. Burada C kıvrımımız var. Burada S kıvrımımız var. Bunu böldüğümüz zaman ve birbirine uladığımız zaman bunu bir yazı çerçevesi olarak kullanabiliriz. Zaten bu desenleri işte masa örtülerinde vesairelerde kenarlarda ya da perdelerin kenarlarında görmüyor muyuz? Ya mantığı bu. Çok basit çizimi, herkesin anlayabileceği bir şey olduğu için de zaten ne diyoruz? Herkes rokoko yapabilir. Tesip sanatı ve rokoko ile ilgili bütün sorularımızı yanıtlayan tesip sanatçısı Turay Selçuker'e teşekkür ederiz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.